22 Mayıs 2023 Pazartesi Bursa at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Adana programında 10 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Bursa'da yağışlı bir hava beklendiği için kum piste göre de önerilerimizi sunacağız. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. Bu koşudaki isimlerin hiçbiri güven vermiyor. Çünkü çoğu aleyhine şartlarda yarışacak. Bunlar arasında, biraz daha öne çıkan atları yazabiliriz. Yarış çimde kalsa da kuma dönse de, 5 numaralı Bossy Boy bizim favorimiz olacaktır. Form durumu olarak rakiplerinden daha iyi diyebileceğimiz durumdaki Bossy Boy, ağır tempoda çok gerilerde beklemediği sürece başarılı olacaktır. Bu safkanın son yarışını ölçü almayın. O gün ekürisi zaten kazanacaktı ve buna göre koştu. Bu kez kendine koşacak olup, iddialı olacağını düşünüyoruz. Net favorizdir. Bossy Boy eksik koşarsa, 6 numaralı Nail Oğlum ve 4 numaralı Solid Friend devreye girebilir. Nail Oğlum potansiyeli yüksek bir isim. Bu gruptaki atlarla da baş edebilecek seviyededir. 4 numaralı Solid Friend ise, Perseverance'ın 5. olduğu koşunun ikincisiydi. Rakibinden çok daha iyi koştu ve daha diri bitirdi. Bugün rakibimde nevzat avcı var ancak ondan daha iyi koşacağını düşünüyoruz. Bu 3 atı ön planda tutuyoruz. Grey touch, çimi ve uzun mesafeyi yapabilecek bir isim. Fakat belkilerle şablona at eklersek kupon miktarı artıyor. Blue jasmine de çimi eksik olan bir isim. Eğer pistler dönerse, ilk yazacağınız isim bir numaralı blue jasmine olsun. Kısacası, yarış çimde kalırsa 5, 6, 4 sıralaması yeterli olur. Yarışlar kuma dönerse, 1, 5, 3, 6 sıralamasını yazalım. İkinci koşu. Bu koşuda gruptan üstün bir isim var. Bir numaralı zalimken, bu rakipleri ağır kiloda olsa geçebilecek bir isim. Üst düzey formu ile bu yarışa katılıyor yağış çimde kalırsa, biz bir numaralı Zalimkanın bir şekilde kazanacağını düşünüyoruz. Net favorimizdir. Eğer pistler değişirse, özellikle dikkat etmenizi önereceğimiz çok sürpriz konumda iki isim var. Bunlardan ilk 3 numaralı Esen'in oğludur. İstikrarlı koşan Safkan, bu grupta özellikle kum pistte çok daha iddialı koşabilir. Başarılı aprantisi ve boş kilosu ile üst sıralarda adını duyuracaktır. Diğeri ise 7 numaralı Belinay Hat'undur. Bu safkanı çim pistte de önerecektik. Form durumunu oldukça arttırmış durumda. Lehine şartları yakaladığı ilk yarışını kazanacak seviyeye ulaştı. Zalimkan olmasaydı çimde de önereceğimiz isim olurdu. Biz kum pistte mutlaka kuponlara işaretleyelim. 10 numaralı Özdeğer çıkış yarışını yaptı ama kazanarak süsleyemedi. Bugün kumda Zalimkan'ı geçebilecek güçte olduğunu belirtelim sağlam kuponlara ilave etmekte fayda vardır. Bu koşu çimde kalırsa 1 numaralı zalimkanı banko yazalım. Eğer kumda koşulursa oluşturduğumuz sıralamamız, 1, 3, 7, 10 şeklindedir. Üçüncü koşu. Bu koşudaki favorimiz, 10 numaralı ponçiktay olacaktır. Bu tay için Bursa pistinde iyi koşacağını söyleyebiliriz. Kapalı gözlük takısını çıkartıp dil bağı takılarak yarışacak. Eğer sorunu halledilmişse, bu grubu kolay bile geçebilir. Ponçiktay tay Bursa'daki işlerinde çok sağlıklı gözüktü. Biz bir sorun yaşamazsa kazanmasını beklediğimiz için, banko önereceğiz. Eğer yarış günü farklı duyumlar alırsak, bu koşuya ekleme yapabiliriz. Ancak herhangi olumsuz bir bilgi gelmedikçe bankomuzun değişmeyeceğini belirtelim. Dördüncü koşu. Uzun mesafeli bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Yarışta süratli olan bir isim var. O da 3 numaralı Dilo'dur. Dilo, buradaki rakiplerinden Speed Hanner'a genellikle üstünlük kurabilen bir isim. Öfkeli çocuk bazen Dilo'yu yarış içerisinde geçebilmiş fakat, bu yarışlarda tempo biraz erken süratlenmiş. Bugün Dilo önde bomboş kalacak. Stili hiçbir rakibi yok. Speed Hanner zaten starta ağır alan bir isim. Öfkeli çocukta hafif süratli tempolara ihtiyaç duyan bir isim. Muhtemelen AGF tablosunda Dilo 3. at konumunda çıkacaktır. Bizce bu şartlarda cazip bir banko olarak değerlendirilebilir. Bu ata mesafe uzun geleceğini düşünmeyin. Ağır tempoda yarışı kısaltma imkanı da bulacak. Rakiplerine oranla uygun kilosu da olan 3 numaralı Dilo bizce bugün çıktığı gibi bitirecektir. Günün bankosu olarak yazılabilir. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp hattımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde Son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri Yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. 5. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 15 mücadelesi, günün en zor yarışı olmaya aday gözüküyor. İyi hazırlıkları olan sürpriz isimler var. Ancak güçlü isimleri de göz ardı edemeyiz. Özellikle dikkat etmenizi önereceğimiz isimler, 11 numaralı uzay destanı ve 7 numaralı mezir haberdir. Bu koşuya azat yazacaksanız bu atları kesinlikle ihmal etmeyiniz. Biz şablonda yerimiz olduğu için bu koşuyu net olarak kapatacağız. Hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. 6. koşu. Bu koşuda idman pistinde beğendiğimiz iki isim var. 2 numaralı Demir Sement yeterli işlerle ilk yarışına hazırlandı. Özellikle son işinde tam olarak hazır olduğunu kanıtladı. Gökhan Gökçe idaresinde ilk yarışında kazanabilir. Net favorimizdir. 4 numaralı oğul Firuz, ilk yarışında ekürilerinin gölgesinde kalıp düşük bir AGF oranı ile yarışmıştı. Aprantisi ile anlaşamayan Tay, fazla zorlanmadan ilk yarışını tamamladı. Bu koşusu için sergilediği idman görüntüsü çok iyiydi. İstekli görüntüsü ile ciğerli bir at olduğunu gösterdi. Bugün ekürisiz olarak koşacak olan oğul Firuz'da Tolga Yıldız deklaresi var. En iç kulvarı çekmiş. İlk yarışını dikkatle izlerseniz, startı çok iyi aldığını görebilirsiniz. Bugün de iç kulvardan iyi bir çıkışla öne erken gelecektir. Liderliği alsın ya da almasın, düzlükte rakiplerini geride bırakacak güce sahiptir. Biz bu ismin bugün mutlaka iyi koşacağını düşünüyoruz. AGF oranı ne olursa olsun kuponlarda mutlaka olsun. Biz bu koşuyu 2 ve 4 sıralaması ile geçeceğiz. Başka bir at tutmuyoruz. Ancak yarış günü gelecek bilgilere göre değerlendirme yapabilir gerekirse ekleriz. İlk altılı da şu ana kadar önerdiğimiz isimlere göre oluşan şablon tutarı, 50 lira civarıdır. Sizler de kendi tuttuğunuz isimlere şans vererek güzel kurgular oluşturabilirsiniz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. Yedinci koşu. Bu koşuda çok süratli bir isim yok. Fakat gruptaki neredeyse tüm isimler yarışı önlerde takip ediyor bazıları ağır tempolu yarışlarda liderliği alabiliyor. Sadece 2 numaralı Emir Soy'un bekleme yaptığını belirtelim. Bu koşuda yarışın temposu ne süratli ne de ağır tempoda geçecek. Yarış içi taktiksel hamleler sonucu oldukça değiştirecek. Bu sebeple gidişattın pek bir önemi kalmayacak. 1 numaralı Bestekar, 7'de 4 yapan binicisi Tolga Yıldız idaresinde yarışacak. Son yarışında geçilebileceğini anlatmıştık. Nitekim aprantisi idaresinde pek bir varlık gösteremedi. Ancak atın form durumu çok iyi. Bugün uygun grupta kazanma şansı yüksektir. Açıkçası rakip olarak 2 numaralı emirsoy ve 4 numaralı sınır tanımazı yazmayı düşündük. Ancak bestekarın bugün bursa'da bir şekilde kazanacağını düşündüğümüz için, raki yazmaktan vazgeçtik. Bu kiloda bu rakipleri bir şekilde geride bırakağını tahmin ediyoruz. 1 numaralı bestekar, günün bankosu olarak yazılabilir. 8. Koşu. Bu koşuda hafif süratli veya daha süratli bir tempo oluşabilir. 2 numaralı bilirhan, Vedat idaresinde mutlaka öne erken düşecektir. 8 numaralı yollarazda tempo uzmanı binicisi ile önde yerini alacak ve liderliği isteyecektir. Bunlara hafif süratli birkaç isim daha eşlik edebilir. Yarış beklenenden biraz daha süratli başlayabilir. Biz her iki ihtimali de değerlendirmek istiyoruz. Çünkü tempodan etkilenmeyen ön grup atları geriden gelebilecek sprinter isimlere direnebilirler. Son metrelerde seyir zevki çok yüksek bu koşuda riske girmemek gerekir. Biz önceliği yarışı önlerde kabullenecek olan 3 isme vereceğiz. 2 numaralı Bilirhan, 8 numaralı Yollaraz ve bunların hemen arkasında yer tutacak olan 4 numaralı Güvendik, düzlükte mutlaka birincilik mücadelesinde kalacaklardır. 5 numaralı Pıtır, 1 numaralı Berk Timur ve 3 numaralı Duman ise, sonlarda etkili gelebilecek isimlerdir. Her iki ihtimalde şanslı olabilecek bu 6 ismi ayırımsız ayırımsız yazalım. Eğer pist değişikliği olursa, 9 numaralı Halim Ağa ve 10 numaralı Ulu Doruk mutlaka kuponlara eklenmelidir. Çin piste göre bu koşu için oluşturduğumuz rakamsal sıralama, 2, 8, 4, 5, 1, 3 şeklindedir. 9. Koşu Bu koşuda çok ön planda tuttuğumuz bir isim var. İlk yarışında da bahsettiğimiz bir numaralı Bazilo, bizi yanıtmadı. İyi koştu ama kazanmayı başaramadı. Bazilo, hafif süratli bir pedigriye sahip. İlk yarışında önü bir anda kapanınca gerilemek zorunda kaldı. Binicisi de zorlamayınca yarışı gerilerde takip ederek koştu. Stili dışında koşmasına rağmen, düzlükteki akıcılığını çok beğendik. Düzlükte hafif trafik problemi yaşamasa rahatlıkla üçüncü olabilirdi. Eğer stili dışı koşmasaydı, mutlaka birincilik mücadelesinde kalırdı. Bugün daha tecrübeli bir şekilde yarışacak. Kaba kum pisti de çok iyi koşacağını söyleyebiliriz. 3 numaralı kulvardan iyi bir çıkışla önlerde yerini alırsa, biz kazanmasını bekliyoruz. Alternatif banko olarak yazılabilir. Rakip olarak, idman pistinde beğendiğimiz 3 numaralı şanslı enes ile 7 numaralı uçan kutlutayı önereceğiz. Yarış günü farklı bir isim duyarsak onu da şablonumuza ekler WhatsApp listemizde paylaşırız. Şimdilik bu koşu için rakamsal sıralamamız 1 3 7 şeklindedir. 10. koşu. Bu koşu çimde kalırsa çok ters sonuçlar çıkabilir. Yarışın çok ağır tempoda geçme ihtimali de var. Erken süratlenme ihtimali zayıf görünüyor. 11 numaralı Zeybek Flight, muhtemelen tempoyu tek başına belirleyen isim olacaktır. Fakat uzun ara sonrası bu yarışa katılacak olan 12 numaralı Tatar Baba işleri karıştırabilir. Çünkü Tatar Baba erken hızlanabilen bir isim. Eğer isterse iç kulvar avantajı ile liderliği vermeyebilir. Yarışı da süratli bir tempoya sokabilir. 4 numaralı Lady Irem de önlere yakın yarışı sürdüren bir isim. Ara sıra liderliği alarak da yarışabiliyor bugün muhtemelen üçüncülükte yarışı sürdürecektir. 11 numaralı Zeybek Flight, eğer Tatar Baba'dan etkilenmeden temposunu kurabilirse, çıktığı gibi bitirebilir. Uygun kilosu ve Nevzat Avcı idaresinde, kazanmasını bekleyebiliriz. Net favorimizdir. Rakipleri ise, 1 numaralı King Bora, 3 numaralı mir, 4 numaralı Lady Irem ve 6 numaralı Kertenkele Ferhat olacaktır pist değişikliği durumunda, 3 numaralı middle Meer ve 4 numaralı Lady Irem'in çok şanslı olacağını belirtelim. Çin piste göre bu koşu için oluşturduğumuz rakamsal sıralama, 11, 1, 3, 4, 6 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.